sözlerime başlamadan önce geçtiğimiz gün Hakk'a yürüyen, bugün ebediyete uğurladığımız, hayatını savunma sanayine adamış Akıncı'nın fikir babası, kıymetli ağabeyimiz Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. 2 yıldır devam eden pandemi dünyadaki yerleşik düzeni adeta alt üst etti. Küresel zincirlerin kopmasına neden olarak küresel zincirler bu dönemde gerçekten büyük zarar gördüler ve bu ekonomileri derinden sarsmış oldu. Ve maalesef otomotiv sektörü de pandemiden nasibini alan sektörlerin başında geliyor. Bilhassa bilek araç satışları dünyada büyük darbe aldı. Araç satışları Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da büyük oranlarda düştü. Hamdolsun ülkemizde aldığımız önlemlerin de etkisiyle biz şu anda böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre %61.3 oranında arttı. Esas önemli olan husus bu artışın tabii ki sürdürülebilirliğini sağlamaktan geçiyor. Malumunuz otomotiv endüstrisi ülkemizin sürükleyici sektörlerinden bir tanesi. Bazıları dar bakış açılarıyla eğlene dursun. Ben bunu her konuşmamda dile getiriyorum. Gerçekten her dile getirmemde de benimle dalga geçmeye çalışanlar oluyor. Ama ben söylemeye devam edeceğim. Türkiye sadece elektrikli araçlarda değil, inşallah uçan araçlarda da, uçan arabalarda da liderliğe oynama noktasında kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Biz şimdiden geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk. Bundan 3 sene sonra, 4 sene sonra dünyada uçan taksilerin piyasaya gireceğinden bahsediliyor. Eğer biz bu teknolojiye bugünden yatırım yapmazsak, işte ancak 100 yıl sonra yakalamaya çalıştığımız, öne geçmeye çalıştığımız otomotiv endüstrisinde olduğumuz gibi o teknolojide de geri kalmak durumunda olacağız. Peki bunu nasıl başaracağız? İnşallah gümbür gümbür gelen gençlerimizle bunu başaracağız. Ben buna yürekten inanıyorum. An itibariyle başta Avrupa olmak üzere 40'ı aşkın ülkeye Eskişehir'de üretilen ağır ticari araçlarımızı ihraç ediyoruz. Yerli şanzımanımız ile beraber ürettiğimiz ağır ticari araçlarımız yerlik oranı %90'a çıktı. Otomotiv sektörü Türkiye'nin lider ihracat sektörü ama her 100 lira ihracatın 45-50 lirası ithal girdiğine yapıyor. Kamyonumuz %90'ı tamamen yerli. Ülke olarak pek çok endüstride yerlik oranına öncelik veriyoruz. İşte bu kamyonda gerçek anlamda Türk mühendisliği ve işçiliğin bir eseridir. Yani sizlerin arkadaşlar, sizlerin eseridir. Allah razı olsun, sağ olun, var olun, başarılarınızın devamını dilerim. Tabii ki biz de devlet olarak, bakanlık olarak elimizden gelen desteği verdik. Bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Ve diyorum ki Bismillah diyerek şu yerli şanzımanı bir görelim. Emeği böyle sergileyebilmek, bunda emeği geçen insanları takdir etmek değerli. İşte bu törenleri de aslında onlar için yapıyoruz. Çok değerli, büyük emekleri olan Ford Otosan çalışanlarımız da bugünün anısına. Ortaya gelsen daha iyi. Ben gel ortaya sana.
açtım. Toplu da var içeride. Hani Türkiye'de bir şey üretince motoru yerli mi, şanzımanı yerli mi, lastiği yerli mi diye soruyorlar ya. Bunun yerlilik oranı %90. Teşekkür ederim. Ve devletimizin destekleriyle bu ürün ortaya çıktı. Şeyleri kitleyin. Hoppa. Pardon. Tabii merdivenle yeme bütün karizmayı çizdirdim Ali İhsan Bey. Arkadaşlar biraz önce Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttık. Biraz önce de o şanzımanın ki bu şanzımanın bir özelliği de otomatik şanzıman olması. Ali İhsan Bey beni uyardı. Otomatik demediniz bakanım, asıl önemli konulardan bir tanesi. Hiç kimse demedi. Kimse demedi, evet. O yerli ve milli otomatik şanzımanın takılı olduğu Ford kamyona bindik, test ettik. Çok başarılı bir kamyon ve Türkiye'de üretilen bir ticari aracın, böyle ağır sınıf bir kamyonun %90 yerliliğe ulaşmış olması gerçekten sektör açısından çok büyük bir değer. Daha önce yine EcoTorque motorlarını TÜBİTAK'ın destekleriyle Ford Otosan geliştirmişti. Bu motoru hem Türkiye'deki kamyonlarında kullanıyordu hem de bunu lisansıyla üreten ülkeler vardı. Yani biz bir know-how'ımızı, lisansımızı başka ülkelere ihraç etmiştik. Şimdi aynı şey yine devletimizin destekleriyle geliştirilen otomatik şanzıman için de geçerli. Bu şanzımanı hem kamyonlarda kullanacağız hem de bunun lisansıyla diğer ülkeler bu şanzımanı üretecekler. Ben buna yürekten inanıyorum. Ali İhsan Bey, Otosan'da kaç yıldır buradasınız? 60 olacak neredeyse. 60 yıldır buradasınız. Evet. Ben sektörün bütün değişimini gördünüz. Anadolu'dan itibaren hep buradayım. 2000 yılında emekli olduğum ama yönetim kurulunda hala çalışıyorum ama ben özellikle mühendislerle beraber çalışıyorum. Yani bunun dizayn içinde vardım. Bundaki binlerce saatlik emeğe bizzat şahit oldunuz. Tabii ki. Bir yardımcısı oldum, iştirak da ettim. Biraz hızlandırdım da. Peki yarışsak ben mi geçerim, siz mi geçersiniz? Ben araba sürmesini beceremem. Öyle mi? Sadece yapmayı biliyorsunuz. Özellikle bacağımda bir sorun var. Evet. Ondan dolayı kullanmak istemem. Kullanmıyorum araba artık. 82. Biraz önce bana şanzımanla ilgili bir bilgi verdiniz. Onu medyaya tabii söyler misiniz? Şimdi biz şanzıman yaparken birinci yılında ilk test aşamasına girdiğimiz zaman bir dişli devamlı kırılıyordu. Onu çok aylarca uğraştık. En sonunda tedavi ettik onun, çözümünü bulduk. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki bir de orijinal şanzımanı deneyelim. Başka denedik, markanın şanzımanı. Bizimki 100 tanıyorsa 75'inde kırılmaya başladı. Yani biz farkında olmadan %25 daha güçlü bir şanzıman yapmış olduk. Hiç ek bir para harcamadan. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi diferansiyel zaten yerliydi. Diğer parçalar aks zaten yerliydi. Dolayısıyla motor şanzıman şimdi yerli oldu. Bundan 2-3 ay evvel Almanya'da bir firma, isim vermeyeceğim, bütün araçları bir araya koydu, test etti. Motor ve şanzıman grubu
diferansiyel grubu olarak en iyisi bu seçildi. Türkiye'de katma değerli üretimi her zaman vurguluyoruz. Ve devlet olarak da katma değerli üretimin önünü açacak desteklerimizle, politika güncellemelerimizle hep sektörlerle beraber çalışmaya gayret ediyoruz. İşte burada başarılan şey de aslında devletimizin verdiği desteklerle Türk otomotiv endüstrisinin nereye geldiğini göstermesi açısından çok değerli. Arkamızda %90 yerliliğe ulaşmış bir kamyon var. Biraz önce test ettik. Gerçekten çok güzel, sürüşü güzel, keyifli sürüşü olan ve bu araçların büyük çoğunluğunun yurt dışına ihraç ediliyor olması, burada ürettiğimiz her katma değeri ihraç ederek ülkemizin ekonomisine daha büyük katkı sağlamasını bizzat yaşayarak görmemiz bizim açımızdan mutluluk verici. Otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümü yakalamak üzere büyük gayret sarf ediyoruz. Elektrikli ve otonom araçlar, bağlantılı araçlarla ilgili zaten Türkiye gerekli adımları atıyor. Türkiye yılda 2 milyon araç üreten bir ülke ve bu 2 milyon araçtaki rekabetçiliğimizi korumamız için bu dönüşümle ilgili yapmamız gerekenler var. Endüstriyle beraber bu dönüşümü de yakalayacağımızı biz görebiliyoruz. Şimdi buna da tabii talep olacaklardır onlar. Son bir yani biz lisansıyla onlara verdik. Evet. Onlar kendileri üretim yapıyorlar. Bizim mühendislerimiz orada. Onlara yardımcı oluyorlar. Bir de bir şey söyleyeyim. Bu test yolu şoförsüz test yoludur burada. Kendi kendine araba gidip geliyor. Otonom araçlar testleri de burada yapılıyor. Evet. Bu bütün araçlar burada şoförsüz olarak test edilebiliyor. Çok iddialı bir renk bu Aydar Bey. Evet. Hadi sayın hocam, buyurun.